kötüydü tabii. Harabe gibiydi. Bugün sizlerle beraber Bulgur Palas'ı gezeceğim. Koşarak geldik buraya da ve hayran kaldık. Bulgulu Habib Bey konu. Halka açık, çok iyi olmuş. Hele balkona çıktım, bütün boğaz ayaklarımın altında. Hüsnü Hanım, bu iş için kullanılması da çok güzel. Uzaktan seyrettiğimiz bir mekandı. Burada bize kazandırılması çok güzel. Bu palas bugünden itibaren bütün İstanbulluların hizmetine açıldı. Da yıllardır semtimizin bildiğimiz. Açılınca çok mutlu olduk. İstanbul ayaklarımızdan. Bu ev benim olmalı dedim. Tarihi alan ve eserlere yeni işlevler kazandırıp şehir hayatının bir parçası haline getirme konusunda da dünya çapında işler yapıyor. Bugün burada bulunduğumuz Bulgur Palas'ta aynı şekilde iştirak şirketimiz Kiptaş koordinasyonunda İBB Miras'ın birlikte dayanışmayla bilgiye, sevgiye, özene dayalı ellerinde şekillenerek bugüne gelmiştir. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Bulgur Palas'ı gezeceğiz. Bulgur Palas'ın açılışı biraz önce İBB Başkanı tarafından yapıldı. Yani hep beraber ilk defa bir keşif yapacağız Bulgur Palas'ı. Restore edilmiş halinden sonra ilk kez görüntüleyeceğiz. Ama onun öncesinde ben sizlere biraz Bulgur Palas'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Bulgur Palas, özgün adıyla Bolulu Habib Bey Konağı 1912 senesinde Laventen Mimar Mongeri tarafından inşa ediliyor. Ama onun öncesinde biraz Habib Bey'den bahsetmek de istiyorum. Mehmet Habib Bey 1878 senesinde Bolu'da dünyaya geliyor. Harbiye'de eğitim aldıktan sonra Manastır'a tayin ediliyor ve burada çalışırken İttihat ve Terakki Cemiyeti ile tanışıyor. Ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden Enver Paşa ve İsmail Hakkı Bey ile yakın arkadaşlık kuruyor. İkinci Meşrutiyet'in 1908'de ilanından sonra seçilerek Bolu milletvekili olarak meclise giriyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için milli şirketler kurmaya karar veriyor. Milli Mahsulat ve Milli Kanteriye isimli şirketler kuruluyor. Ama bu şirketleri İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları kurduğu için eleştirilere maruz kalıyorlar. İşte aynı dönemde Mehmet Habib Bey de ticarete atılıyor. Değerli sermaye girişimcilerinden biri oluyor. Bulgur, arpa, buğday gibi hububatların ticaretine girişen Habib Bey bu dönemde parti üyelerine sağlanan vagon kiralama önceliğiyle bayağı bir servet yapıyor. Ve hatta aynı dönemde adı Bulgur Kralı olarak da anılmaya başlıyor. Bulgur Kralı olarak adamaya başlandıktan sonra Mehmet Habib Bey kazandığı servetle İstanbul Cerrahpaşa'da bir arazi satın alıyor ve 1912 senesinde Leventen Mimar Mongeri ile anlaşarak arkamda görmüş olduğunuz konak için inşaata başlıyorlar. Müteakere döneminde ise İtilaf Devletleri'nin talebi üzerine itaatçi olması sebebiyle tutuklanıp hapse atılıyor Habib Bey ve daha sonra da Malta'ya
sürgüne gönderiliyor. Sürgün sonrası döndüğünde Balta Limanı'ndaki konağında yaşamaya devam ederken bir yandan da Cerrahpaşa'daki arkamda görmüş olduğunuz konağın yapımı için Mungeri ile çalışmaları devam ediyor. Milli mücadele döneminde Anadolu'da yokluk ve yoksulluk içerisinde bağımsızlık mücadelesi veren halk İstanbul'da, işgal altındaki İstanbul'da böylesi şaşalı bir yapının yapılmasından tepki gösteriyor. Öte yandan ticaretle uğraşan Bulgur Kralı Habib Paşa'nın da işler eskisi gibi rast gitmiyor. Ve inşaatı bitirmek için kendi adını verdiği konağın tamamlanması için Osmanlı Bankası'ndan kredi çekiyor. Ancak inşaat sürerken ani bir kalp kriziyle hayata veda ediyor. Bulgur Kralı'nın vefatının ardından Osmanlı Bankası'ndan alınan krediyi ödeyemeyen Bediye Hanım bankaya konağı devrediyor. Bir süre Osmanlı Bankası'nın arşivi ve lojmanı olarak kullanılan bina daha sonra atıl durumda kalıyor. 2001 senesinde Garanti Bankası'na geçen Osmanlı Bankası ile beraber mülk değil değiştirmiş oluyor. 2021 senesinde harabe şeklinde bırakılan Bulgur Palas İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıyor ve restorasyon işlemlerine başlanıyor. İlginç olduğu kadar acıklı bir hikayesi olan Bulgur Palas bugün 28 Şubat 2024 tarihinde törenle İstanbul'un hizmetine açıldı. Ölüş vermeye başlandı galiba değil mi? Kütüphane evet, olarak evet. Bakın anında çok güzel. Bulgur Palas bugün açıldı, anında hizmete başladı. Zaten sergi var. Şimdi Bulgur Palas bugün açıldı. Sizler de geldiniz, ilk görenlerdensiniz şu anda İstanbullular arasında. Önce sizi tanıyalım. Biz Diş Hekimliği Fakültesinden geliyoruz. Öyle mi? Evet. Ve Neşe bizim eski arkadaşımız ve buraya çok yakın oturuyor. Yani hatta komşu sayılır. Evet. Biz tabii İBB'nin her şeyini takip ediyoruz. Yani bütün her şeyine ve koşarak geldik buraya da ve hayran kaldık. Ben yeni kapı tren istasyonundan hep buraya bakardım öğrencilik yıllarında da. Niye bu kadar atıl, bu kadar güzel bir bina böyle atıl kalıyor diye merak ederdik. Çok memnunuz, çok memnunuz. Yani tam mobileri diyelim yine, biz de öyle diyelim. Sizler ne diyeceksiniz? Bayıldık tabii. Böyle bir binanın bu iş için kullanılması da çok güzel gerçekten. Çok.
Harika. Çok verimli olacak. Özellikle öğrenciler için de ayrı bir yer ayarlanmış. Evet. Ben özellikle işin okul kısmıyla ilgilendim çok fazla. Hatta konuştum da. Hı-hı. Muhtemelen öğrencileri bu tarafa yönlendireceğiz, üniversite öğrencilerine. Yani tam bir kültür merkezi olmuş, evet, aslında ve İstanbul'un hizmetine açık olması da çok güzel. Yani işletmeye verilebilirdi. Tabii herhangi bir işletmede, evet, ticari kullanabilirdi. En çok neresini beğendiniz konağın? Henüz gezemedik. İlk katındayız henüz. Evet. Üst katlara çıkmadık. Yani gezdiğimiz zaman söyleyeceğim ama kütüphane harika. Evet. Şimdi çok güzel. Evet. Harika. Evet. Siz? Şimdi ben ev sahibi konumundayım aslında, evet, burada. Bu bu semtte oturuyorum, evet, ve 2,5 yıldır devam edilen bir tadilat süreci, evet, vardı burada. Evet. Tozunu, toprağını, gürültüsünü yedikten sonra bugün açılışında burada olmak benim için de çok değerli. Sabah Başkan Bey'le de konuştum birebir. O da şöyle söyledi. Daha önceden de tanışıyoruz onunla. Hocam dedi, burası sadece öğrencilere yönelik değil, aynı zamanda canlı konserlerin, söyleşilerin, etkinliklerin olacağı bir alan olacak dedi. Ve bu konuda da bunu başkanın ağzından duymak da beni çok mutlu etti. Binanın tarihini, geçmişini, her şeyini birebir bildiğim için bugünü görmek de çok değerliydi. Daha çok öğrencilere yönelik ama aynı zamanda tabii bizler gibi yetişkinler için de etkinliklerin olacağı bir platform olacakmış. Onun da bilgisini aldım. Herkese hayırlı olsun. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok beğendim. Çok, çok güzel. Evet. Yani gelmek isterim. Ben zaten kitap okumayı çok severim. Harika, harika. Ve aydınlık. Kasveti yok bir kere. Çok huzur verici, çok güzel bir yer. Evet. Bir dahakine köpekleri getirmem tabii. Bu açılış diye geldik. Evet. İsminiz nedir? Melahat. Melahat Hanım, en çok hangi bölümü beğendiniz binada? Binayı komple beğendim. Yani hangi bölüm diyemem. İlk girişte zaten bir alt kata girdik. Orası da böyle tarih kokuyor, gizem kokuyor. Kitaplarıyla, ne bileyim, döşemesi, mobilyaları. Yani çok beğendim. Çok beğendim. Ve üst kata çıkınca o da ayrı bir mistik havası var. Hele balkona çıktım, bütün şey Boğaz ayaklarımın altında. Evet, İstanbul ayaklarımızın altında. Bu ev benim olmalı dedim. Vallahi yaptıran konağın sahibine bile yar olmamış. Yar olmamış, evet, aynen. Onu da okudum ama ben. Ama yine de İstanbul'un hizmetine açıldı. Evet. Bütün İstanbulluları bekleriz değil mi oraya? Vallahi. Yani sanata, kültüre değer veren herkes için güzel bir... Çok güzel bir şey. Bir de güzel. Şey güzel, hani kütüphane gibi, evet. Fakat bu üst katta da sergi açılma imkanı var. Sergi açısından da çok güzel. Böyle sergi açılacak yerlerimiz fazlaca yok bildiğim kadarıyla. Evet. Bu da sanatçı köpekler. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Siz de emeklisiniz. Evet. Emekliler için iyi bir durak. Durak, evet. Ya emekliyim ama yani ben emeklilikle kalmadım tabii ki. Ben araştırmacıyım. Çok okurum. Ondan sonra işte... Hatta bu yaşımdan sonra üniversite bitirdim. Biliyorum. Hani bu yaşımdan sonra dememem lazım. Aslında her yaş herkes için. Yani. Yani boyunca yaş, her yaş güzel. Aynen. Peki. Evet arkadaşlar, Bulgur Palas'ın her köşesinde ayrı bir dekorasyon uygulama var. Kitap severlerin çok hoşuna gidecek harika bir kültür merkezi olmuş. Çok şahane bakın insanlar. Konuşmak ister misiniz YouTube kanalıma? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel gerçekten. Şahane gerçekten her bir bölüm.
insanlar geziyorlar şu anda. İçeride bir de sergi var. Olarak geçen ama özgün adı Bulgur Habib Bey konuğu olan Bulgur Palas bugünden itibaren bütün İstanbulluların hizmetine açıldı. Muhteşem manzarasıyla ve görkemli yapısıyla mutlaka görmeniz gereken bir mekan. Zaten aynı zamanda bir kültür merkezi, belediye tarafından bir kültür merkezi olarak kullanılacak. Bütün İstanbullulara hayırlı olsun diyorum. Manzara nefis, şahane. Söylediğim gibi tarihi yarımada. Tabii biraz bugün sisli, görüntü tam net görülemiyor ama Marmara Denizi'ni zaten görüyoruz. Muhteşem bir manzara var burada. Я не буду же париться, да? Orkestrada çok mutluyum. Bulgur Palası'ndan sonra İstanbullular ücretsiz olarak gezebilecek. İsminizi alabilir miyim? Firdevs Sayılan. Firdevs Hanım, nasıl buldunuz burayı? Bulgur Palası. Ben çok eski halini bilmiyordum. Bir kere geldiğimde yaklaşık 2-3 ay önceydi sanırım. Restorasyon vardı, girememiştik. Ama şimdi o meraklıya geldik. İnanılmaz güzel buldum. Çok gerçekten çok İstanbul'a değer katılmış. Çok güzel bir yapı ve kullanıma açık bir yer olmuş. Bir restorasyonu bittikten sonra içinin kullanıma açık ve değerlendirilmesi halka açık. Çok iyi olmuş. Bahçesi de çok güzel. Teras katı güzel çünkü bütün her tarafı İstanbul'u tepeden görüyorsun. Yani çok güzel. Hele ışığı güzel olduğu bir zaman fotoğraf çekimi için harika bir yer. Evet, alabildiğin
yine İstanbul'u kuş bakışı görebiliyoruz. Eski İstanbul'u görebiliyorsun. Yani her zaman görmeye alıştığımız, gördüğümüz yer değil ama gerçekten görülmeyen bir yer. Yani bu kadar yüksekten pek görülen bir yer değil. Hem Yenikapı sahil tarafı hem kara tarafı, sur içi çok güzel görülüyor. Evet, görmek İstanbul'u, kuş bakışı görmek isteyenler buraya gelsin. Kesinlikle öneriyorum. Yani çevre için çok güzel, hatta dışarıda uzakta bile olsanız gelmeye değer bir yer. Yani İstanbul'a hizmet için açılmış bir gayet tabii çok bina. Çok onun için teşekkür ediyoruz. Bütün hizmeti emek verenlere. Evet, bütün İstanbullulara tabii öneriyorum. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok beğendim gerçekten. Yani daha yeni yeni geziyorum. Bilmiyorum henüz daha tam her yerini gezemedim. Ama ilk izlenimim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Kendiniz için fotoğraf çekmeye geldiniz yoksa? Yok, kendim için fotoğraf çekiyorum. Aynı zamanda da bir fotoğraf grubu arkadaşlarımız var. Grup olarak. Onlarla beraber buraya işte hem ilk gün açılışa geldik hem de merak ettiğimiz için, ama bir daha geleceğiz. Çünkü bugün çok kalabalık. Tam gezemedik. İsminiz ne? Betty Rodrick. Adamın açılışından haberdardınız. Tabii tabii. Aynen. Açılışından haberdardık. Ama biraz bekledik tabii. Giremedik ilk başta. Bence çok faydalı ve çok güzel bir şey olduğuna inanıyorum buranın. Bize kazandırılması çok güzel. Eminim ki herkes burayı büyük bir merakla gelip gezecek. Özellikle fotoğraf açısından da bizler için çok güzel. Fotoğraf Metre Derneğimiz var. Hem orada çalışıyoruz. Yani fotoğraf çekiyoruz. Kendimize tamamıyla amatör olarak. Tabii ya, iç mimari olarak, dıştan olarak gerçekten çok güzel. Mimarisi de çok güzel. Bizler için güzel bir ortam olacak. Sütun da var. Ne güzel. Şunu ben çekeyim bakalım sütunu da. Yorucu ama. Evet, aynı. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi bulgur palası? Evet, biz burada oturuyoruz yani, zaten. Öyle mi? Burayı görüyoruz zaten. Ona bakacağım hatta. İsminiz nedir? Ayşe. Ayşe Hanım, YouTube kanalım için çekim yapıyorum size. Azıcık konuşalım. Sizin önceden siz Esra'yı da biliyorsunuz o zaman. Restore olmadan önce. Evet, evet. Bayağı yıllardır. Yani kötüydü tabii. Harabe gibiydi. Yıllardır biz çocukluğumuz burada geçti ama almıyorlardı. Osmanlı arşiviydi. Kapalıydı. O yüzden biz ilk defa merak ediyorduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Beğendiniz mi son halini? Güzel. Şu an çok güzel. Şimdi kapınıza hemen yakın. Arada bir gelip belki bizleri takip edersiniz. Tabii tabii. İyi olacağız. Kafesi var. Her şey yerde. Buraya çıkmak. En çok neresini beğendiniz binanın? Restorasyonunda. Ya dış bina zaten görüntüsü çok güzel. Kule burası çok güzel. Balkondan ne zamandır ışıkları yanıyor. Evden biz takip ediyoruz. Bir Galata Kulesi gibi diyorum ben. Onun benzeri diyorum. Galata Kulesi kadar güzel görünüyor. Evet, aynen. Hayırlı olsun. Teşekkürler hepimize. İyi günler. Teşekkürler bizimle. Yine de yükseklik korkusu olabilen kişiler için birazcık fazla yüksek. Fotoğrafçılar için çok malzeme var.
İsminiz nedir? Canan Pehlivan. Valla muhteşem, çok teşekkür ediyorum Ekrem Başkanımıza. Yıllardır semtimizin bildiğimiz tarihi gibi yapısı. Koca Mustafa Paşa'dayım. Ama burası tabii her taraf bizim semtimiz. Şimdi içine girip görebileceğim nihayet. Çok merakla bekliyorum. Çok gerçekten teşekkür ederiz. Bu güzel anılarımızı bize kazandırdığı için tarihimizi. Alalım. İsmim Ahmet Güroğ. Evet, Ahmet Bey, nasıl buldunuz Bulgur Palası? Bulgur Palası tabii eskiden beri bildiğimiz ama metruk halde duran, uzaktan seyrettiğimiz bir mekandı. Açılınca evet, çok mutlu olduk. Evet. İşte bugün de açılış dolayısıyla da geldik, ziyaret ettik. İçini gezdiniz. Gezdim. En çok hangi bölümü beğendiniz? Teras kısmı tabii. Teras kısmı. Evet. İstanbul ayağımızın altında. Tabii haliyle. Her şey harika. Siz fotoğrafla da ilgileniyorsunuz. Evet, evet. Hangi fotoğraf derneğiydi? Fotogen Derneği. Aha, Fotogen Derneği. Evet. Grup halinde evet, geziyorsunuz. Bir arkadaş grubu şeklinde geziyoruz. Harika. İstanbul'un muhtelif semtlerini, tarihi evet, yarımadada. Aha. Kadim sokaklar, kadim semtler geziyoruz. O insanlar şimdi burada kitap severler, sanat severler için evet, güzel bir uğrak yeri. Mimari olarak da çok güzel. Mimari olarak çok güzel. Mutluyuz. Sağ olsun Ekrem Başkan. Çok teşekkür ederim. Akıyor hem de. Harika. Kazım Bey Çeşmesi. Fatih Belediyesi yaptırmış. Çok da güzel görünüyor gerçekten. Ve akıyor. Tabii su içiliyor mu bilmiyorum. Ama bayağı güzel yani. Tarihi bir çeşme. Bu arada arkadaşlar, Bolulu Habib Bey Konağı, Bulgurlu Palas'a gelmek isterseniz Cerrahpaşa'ya gelmeniz gerekiyor. Nasıl geleceksiniz? Eminönü'nden 35 numaralı İETT otobüsüne binebilirsiniz. Veya da yine Eminönü'nden, Sirkeci'den tramvaya binerek.